Düşük yapan kadınlar yeniden anne olabilir mi? Düşük yapmak nasıl engellenir? Hamileyken nelere dikkat edilmeli? Profesör Doktor Teksen Çamlıbel merak edilen soruları yanıtladı. Hani bazı bozuk bebekleri temizleme yöntemi. Kadınlar neden düşük yapar? Bunlara doğal öldürücü hücreler diyoruz. Hangi gelenek hamileliği başladığı gibi bitiriyor? Hangi söylenti anne adaylarının bebeğini düşürmesine neden oluyor? Türk toplumu abartılmış bir tedbir. Düşük yapan kadın yeniden hamile kalabilir mi? Bir moral bozucu olay değil. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, hamilelikte düşük yapmaya dair bilinmesi gereken her şeyi Magazin 8'e anlattı. İkinci bir gebelikte düşük şansını arttırmıyor. İki kez üst üste yaparsanız üçüncü de şansınız artıyor biraz. Dolayısıyla o grubun özellikle biraz daha çok incelenmesi lazım. Pek çok kadının en büyük kabuslarından biri düşük yapmak. Bütün gebeliklerin yaklaşık %20'si, 25'i maalesef düşükle, bir kayıpla sonlanıyor. Anne olma hayalleri kurarken bu sürecin daha başlamadan bitmesi üzüntü sebebi olsa da bu durum hiçbir şeyin sonu demek değil. Üstelik hamilelikte 3 ay dolmadan yaşanan düşüklerin çoğunun sebebi genetik uyuşmazlıktan kaynaklandığından anne babayı kontrol altına almak için de bir uyarı. 3 aydaki düşüklerin en büyük sebebi hayatta bağdaşmayacak kadar anormal genetik yapılardır. Bu karı kocadaki bir genetik kusurdan olabileceği gibi çoğu kez tamamen tesadüfi ve tekrar etmeyen tarz bir genetik sorun da olabilir. Yani Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, bebek düşürmenin aslında üzülünecek bir durum olmadığını söylüyor. Yani tabiatın hani bazı bozuk bebekleri temizleme yöntemi olarak bile kabul edilebilir ve bu konuda çok da fazla üzülmüyoruz. Anne olmak isteyen her kadının hamile kalmadan önce sıkı bir sağlık kontrolünden geçmesi şart. Çünkü bazen her şey uygun olsa da kadının rahmi bebeği tutmak istemeyebiliyor. Rahimdeki doğuştan bazı anomaliler. Rahim bir ters üçgen şeklindedir. Bu bir kalp şeklinde olduğu zaman, yani ortası böyle çökük olduğu zaman hacim küçüldüğü için bazen bebeği atabiliyor. Bu özellikle 5. 6. aylarda oluyor. Rahmin içinde yer kaplayan hastalıklar, yani miyomlar, uğurlar, kistler. Yine bebekle böyle bir yarışmaya girdiği için erkenden bebek kaybına yol açabiliyor. Bağışıklık sistemini etkileyen hastalık geçmişi olan anne adaylarının da düşük yapma riski yüksek. Bağışıklık hastalıklarının düşük yapma etkisini biliyoruz. İşte lupus hastalığından tutun da değişik pıhtılaşma anomallerine kadar bir sürü şeye bazen bakmak gerekiyor. Annenin vücudu ve bağışıklık sistemi kendini korumaya yönelik çalışıyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi bebeği yabancı görürse onu dışarı atmaya çalışıyor. Lökositleri, yani beyaz hücreleri bir grubu bebeği öldürücü şekilde programlanmış olabilir. Bunlara doğal öldürücü hücreler diyoruz. Natural killers hücreleri dediğimiz. Bunlara bakıyoruz. Bunlarda böyle bir sorun varsa bu anormal savunma mekanizmasını bir takım serum tedavileriyle tekrar bastırıp anneyi bebek sahibi yapabiliyoruz. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'e göre hamile bir kadın için en büyük tehlike kulaktan dolma bilgiyle hareket etmek. Daha doğrusu kulaktan kulağa gelen söylentilerle hiç hareket etmemek. Hareketsizlik, yatmak, istirahat etmek Türk toplumu abartılmış bir tedbir. Ben ve ekibim bu konuda çok daha serbestiz. Yani biz annelerin hamileyken çalışmalarından yanayız, spor yapmalarından yanayız, yürümelerinden yanayız. İlk 3 ayda tabii özellikle kanaması olan annelerin bu dediğim işleri yapmamalarında fayda var. Yani kanamanız varsa spor, işte yoğun çalışma, aktivite gibi şeyleri tabii ki azaltmanızı istiyoruz. Ama hiç kanaması olmayan normal bir gebenin işte aman tencere kaldırma, aman çok uzandı diye hani anneden, anneanneden, herkesten gelen eleştirilerle böyle kabus gibi bir 9 ay yaşamalarını da istemiyoruz. Sebebi bilinmeyen düşük diye tanımlanan durumların arkasındaysa kedi köpek sevgisi yatıyor. Kedilerden ve köpeklerden geçen bazı hastalıklar var. Dolayısıyla özellikle toksoplazma dediğimiz bu hastalığı henüz kapmamış anne adaylarının kediden, köpekten, kırmızı çiğ etten de geçebiliyor. Böyle şeyleri yememeleri lazım. Yaygın söylentilerden biri de düşük yapan kadının bir daha hamile kalamayacağı yönünde. Ancak Profesör Doktor Teksen Çamlıbel bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğunu söylüyor. Biz onlara 2 ve 3 aylık bir ara veriyoruz, bir istirahat arası. Ama ondan sonra tabii ilk düşüğün sebeplerinden de bir takım incelemeler yapıp onların bir önlemi varsa önceden alıp
Ondan sonra gebe kalabilirsin diyoruz elbette. Bu bir moral bozucu olay değil.